Üçüncü hatıra, küçüklüğünde köylerinin ve etraflarının ilim, münazarat, tarikat ve İslami duygunun ziyade inkişaf ve tezahürünü gösteren, o zamanlardaki o bölgenin muhavere ve hikayelerinin nelerin etrafında cereyan ettiğini bir vesileyle 1945-1946 yıllarında kaleme aldığı bir mektubunda şöyle nakleder. Nahiyemiz olan Hizan kazasına tabi Isparta'da, yani İsparit'te, birdenbire meşhur Seyda namında Şeyh Abdurrahman-ı Tahi himmetiyle o kadar çok talebeler ve hocalar ve alimler çıktılar ki, bütün Kürdistan onlar ile iftihar eder bir şekil aldığı zaman, içlerinde münazara ilmiye ve pek büyük bir himmetle ve pek geniş bir daire ilim ve tarikat içinde öyle bir vaziyet hissediyordum ki, güya rüyü zemini fethedecek bu hocalardır. Eski meşhur ulema ve evliyalar ve allameler ve kutuplar, onların medarı bahsi oldukça ben de 9-10 yaşındayken dinliyordum. Kalbime geliyordu ki bu talebeler, alimler ilimde, dinde büyük bir fütühat yapmışlar gibi vaziyet alıyorlardı. Bir talebenin bir parça ziyade zekaveti olsaydı büyük bir ehemmiyet verilirdi. Münazarada bir meselede birisi galebe çalsa büyük bir iftihar alırdı. Ben de hayret ediyordum, o hissiyat bende de vardı. Hatta tarikat şeyhleri ve dairelerinde medarı hayret bir müsabaka hem nahiye hem kaza hem vilayetimizde vardı. O haletleri başka memleketlerde o derece göremedim. Dördüncü hatıra, Bediüzzaman Hazretleri çocukluk yaşından beri Şeyh Abdülkadir Geylani Hazretlerine karşı muhabbet ve alakasını çok zaman sonra Hazreti Şeyh'in de kendisinden ve Kur'ani hizmetlerinden haber verip bahsettiğini, manevi alakadarlık gösterdiğini ve Hazreti Şeyh'in ona karşı küçüklüğünden beri bir muhafız melek tarzında onu gözetlediğini gösteren kasidelerinde kerametkar gaybi işaretlerini hissedip yazdığı zaman o münasebetle şöyle bir hatırasını kaydeder der ki, ben 8-9 yaşındayken bütün nahiyemizde ve etrafında ahali Nakşi tarikatında ve oraca meşhur Gavs-ı Hizan namıyla bir zattan istimdat ederken ben akrabama ve umum ahaliye muhalif olarak ya Gavs-ı Geylani derdim. Çocukluk itibariyle elimden bir ceviz gibi ehemmiyetsiz bir şey kaybolsa ya şey sana bir Fatiha, sen benim bu şeyimi buldur. Acayiptir ve yemin ediyorum ki bin defa böyle Hazreti Şeyh himmet ve duasıyla imdadıma yetişmiş. Onun için bütün hayatımda umumiyetle Fatiha ve Ezkar ne kadar okumuş isem Zat-ı Risaletten aleyhissalatü vesselam sonra Şeyh-i Geylani'ye hediye ediliyordu. Ben 3-4 cihetle nakşiyken Kadir-i Meşrebi ve muhabbeti ben de ihtiyarsız hükmediyordu. Fakat tarikatla iştigale ilmin meşguliyeti mani oluyordu. Burada bir mevzuyu izah etmemiz gerekiyor. Bediüzzaman Hazretlerinin ben 3-4 cihette nakşiykenden muradı onun annesi, babası, ağabeyi ve hocaları nakşi olduğuna işarettir. Yoksa kendisi tarikat ile bilhassa Nakşibendi tarikatı ile meşgul olduğuna dair hiçbir delil, vesika veyahut kendisinin bu mevzuda bir beyanı mevcut değildir. Bir de elinde Kur'an-ı Hakim'i gösterip hakikatta peygamberimizi hadislerini inkar eden ehli bid'a grubun şefaat ve görünüşte ölülerden medet istemek şirktir ve benzeri asılsız fikirlerinin asılsızlığının ispatını Bediüzzaman Hazretlerinin sözler, mektubat ve benzeri eserlerine havale ederek bir hatıra ile mevzumuzu bitirmek istiyoruz. Seyyid Sıbgatullah Hazretlerinin Bediüzzaman Hazretlerinin pederiyle de şöyle bir hatırasını zikredelim. Bediüzzaman Hazretlerinin muhterem babası Sofi Mirza Efendi köyünden Gayde'ye bazı zamanlarda ziyaretine gelirdi. Bir defasında muhteşem bir mecliste Seyyid Sıbgatullah Hazretleri ayağa kalkarak Sofi Mirza'ya meclisin baş köşesinde yer göstermişti. Orada bulunan ulema ve hulefa
bu basit ümmi köylüye neden bu kadar alaka ve hürmet gösterdiğini Sıbgatullah Hazretlerine sordukları zaman Gavs-ı İzan şu cevabı veriyordu. Bu Sofi Mirza ileride öyle bir zata baba olacak, bunun sülbinden öyle bir zat gelecek ki o zata baba olmayı ben 10 Gavs'la tercih ederim. Gavs olmaktansa o gelecek zatın böyle bir babasını olmayı tercih ederim. Mezkür hatıralar gösteriyor ki Bediüzzaman Hazretleri henüz çocukluk senelerini yaşarken bile çok büyük meseleler ve derin hakikatleriyle kalben, fikren meşgul imiş. Hem onun ulvi ruhu çok yüksek hakikatlere, hatta maneviyat aleminin esrarına nüfuz ettiğini de göstermektedir. Her neyse.